Bir zamanlar içinde bulunduğu zamanla sınırlanmayan, geleceğe yolculuk yaptığına inanan bir adam vardı. Ona kahinlerin kralı denirdi ve ne zaman adından söz edilse müritlerinin gözlerinin önüne kıyamet günü ve vahiyler gelirdi. Bu adam Nostradamus'tu. Nostradamus'u incelememiz ve kehanetlerinin şifresini çözmemiz çok önemlidir. Çünkü bunu yaparsak geleceğimizi değiştirebiliriz. Günümüzde yaptığı kehanetlerin sonuçlanmaya başladığı bir doruk noktasındayız ve onun gerçekte nasıl sezgi sahibi biri olduğunu görmeye başlıyoruz. Toplanmış mısraları bunun kanıtıdır. Bazıları Nostradamus'un geleceği görebildiğini ve Fransız ihtilali, uzay gemisi faciası ve yepyeni silahlarla yapılan Körfez Savaşı gibi önemli olayları daha olmadan yüzyıllar öncesinden görebildiğini söylüyorlardı. Onun geleceğe ilişkin kehanetlerinin hepimizin hayatını etkileyeceğine inananlar da vardır. Şimdi peygamber denilen kişiye bir zamanlar kahin deniliyordu. Kesin olan bir şey varsa o da peygamber, insanların normalde bildiklerinin dışındaki olayları görebilen kişidir. Michel Nostradamus. Nostradamus Fransa'nın güneyinde Salon de Provence'da yaşadı. Buradaki parke taşlar hala bu gerçek Rönesans adamının ayak sesleriyle çınlar. Bu taşların üstünde bundan 400 yıl önce yürümüş olmasına karşın Provence'ın kahini Nostradamus'un bu dökülen köyü hala gözettiği, adını taşıyan o sokağa, yaşadığı evin önünden kıvrılıp giden yolu ve üst katta gözlerden uzak gizli odasını hala gördüğüne insanın inanası geliyor. Geceleri gizli odamda tek başıma oturup pirinç tripoda bakarken boşluktan yükselen hafif bir alev boş çıkmayacak kehanetler yapmaya yöneltiyor beni. Michel de Nostradamus, 1555. Geleceği görmek için tripodun üstüne koyduğu içi su dolu olan pirinç kaseyi kullanırdı. O da Delf kahininin kullandığı aynı yöntemi kullandı. Kasenin içindeki suya bakıp hayaller görüyordu. Ama Nostradamus fiziksel olarak olağanüstüydü. Yalnız hayaller görmekle kalmadı. Onları duydu da. Kendi yaşadığı dönem için bir muammaydı. Yarı büyücü, yarı bilim adamı Nostradamus, batıl inanç ve sihirin Rönesans denecek entelektüel ihtilale doğru hızla ilerlediği iki evre arasında kalmış bir kahindi. Bilgilerini birkaç kaynaktan topladığı için ona eklektik ya da seçmecilik yanlısı diyebiliriz. Numerolojiye meraklıydı, Kabala'ya meraklıydı, gaipten haber vermenin farklı biçimlerinin hepsine meraklıydı. Görünüşünü doğru olarak anlatan pek az kayda rastlanmasına şaşırmamak gerekir. Nostradamus'tan günümüze kadar gelebilen resimleri onu gri sakallı ve gri saçlı bir adam olarak gösterir. Uzun ve düz bir burnu vardı ama en önemli özelliği delici gözleriydi. O zamanlar insanın içini okuyabilen gözler olarak tanımlanmışlardı. Bu doğru bir tanım olabilir çünkü zamanın ötesini görebiliyordu. İnsanların Nostradamus ve diğer kâhinlerin peşinden gitmesinin başlıca nedeni, geleceği bilmenin getireceği avantajdan yararlanmak istemesiydi. Günümüzde ise hayatımızın büyük bir bölümünü çevremize egemen olmakta yararlanabileceğimiz bir tür alet ya da silah bulmak ve onu yenmek için bir avantaj yakalamaya çalışmakla geçiriyoruz. Avantajlı olmak, gizli kelime bu. Ve eğer geleceğinize ilişkin bir şey biliyorsanız bu çok büyük bir avantajdır. Bu, Avrupalıların Rönesans hareketinin bir parçası olarak fark edip kutlayacakları bir avantajdı.
Nostradamus'un şevkini uyandıran belki Yüce Tanrı'nın sonsuzluğu oldu. Ya da belki iyi ya da kötü şeytan onda bu ateşi yaktı. Belki de doğasında vardı ve ruhu ölümlülerin dünyasından çıkıp göğe yükselebiliyor ve orada gördüğü müthiş gerçekleri bize aktarıyordu. Eğer insanoğluna iyiyi ve kötüyü veren cennet onun ilham kaynağı olmasaydı ben ona inanmazdım. Pierre de Ronsard, Rönesans şairi. Orta Çağ'dan modern çağa geçişin arasındaki dönem Rönesans olarak bilinir. Evrene tüm bakış tarzı değişmeye başlıyordu. Michel de Notre Dame adındaki çocuk işte böyle bir dünyaya doğdu. Michel de Notre Dame 1503'te Saint-Rémy Provence'da doğdu. Provence o sıralar Fransa'nın bir parçası değildi ama kısa bir süre sonra oldu. Noterler, avukatlar ve hali vakti yerinde olan insanlardan oluşan bir ailenin çocuğuydu. Büyük babası Pierre de Notre Dame, bir Yahudi adı olan soyadları Gassonet Notre Dame, yani bizim hanımımız olarak değiştirmişti. Bundan daha Katolik ve Fransız bir soyadı olamazdı. Aile 300 yılı aşkın bir süre Avrupa'da terör östüren Engizisyon'un gazabından kaçabilmek için soyadını değiştirmişti. Provence'da Kral 12. Louis'nin yürürlüğe soktuğu 1501 fermanında tüm Yahudilerin vaftiz edilmesi talimatı vardı. Nostradamus'un zamanında Engizisyon çok faaldi. Bu çoğu insanın hayatını zorlaştırmıştı. Çünkü kilisenin hoşuna gitmeyecek bir şeyi yapmaya yelteniyormuş gibi bir hava estirmeleri bile öldürülmelerine ya da topraklarının ellerinden alınıp kendilerinin de hapse gitmelerine neden olabiliyordu. Bunca zulme karşın 16. yüzyıl tıp, matematik, felsefe ve astronomideki yeni bilgilerin getirdiği heyecanla şekillenmişti. Genç Michel de Notre Dame çok küçük yaşlardan itibaren bu bilgilerin başını döndürdüğünü hissetti. Daha çocuk yaşlardayken Nostradamus'ta özel bir yetenek olduğunu fark ederek onu kanadının altına alan büyük babası Jean de Sarnen oldu. Hatta ailesinden büyük babasının yanlarına gelerek onlarla birlikte yaşaması için izin istedi. Ve büyük bir olasılıkla Kabala'nın eski dini törenlerini ve Yahudi geleneklerinin bazı daha mistik yanlarını ona öğreten de büyük babası olmuştur. Daha büyük yaşlara kadar sakladığı büyük kitapları olduğunu biliyoruz. O nedenle büyücülük, sihir ve büyü yapma konusunda eğitildiğini düşünüyoruz. Temel matematik, Latince, Yunanca ve İbranice'ye ek olarak büyük babası ona o zamanın deyimiyle gök bilimlerinin ilk tadını tattırdı. İbrani geleneğinin astroloji ve gökteki yıldızlarla ilişkili zengin bir geçmişi vardır. Bu nedenle ona gökyüzüne bakmayı ve yıldızları yalnız oldukları gibi değil, insan bilincini yönlendirebilen ve medeniyetlerin kaderini tayin edebilen birer öge olarak görmeyi büyük babasının öğretmiş olması daha olasıdır. Küçük yaşlardan itibaren büyük babası onu geçimini tıp bilimlerinden sağlamaya yönlendirdi. Bir hekim olarak astroloji öğrenmesi gerekiyordu. Hekimlikte ilk öğrenilmesi gereken konu buydu. Saint-Rémy de Provence'ın berrak gökyüzünün ilgisini çektiğinden ve büyük babasının da onu yönlendirdiğinden eminim. Ay'dan çok Venüs'e yakın olan Jüpiter tüm beyazlığıyla kendini sergiliyor. Neptün'ün beyazlığının altında gizlenen Venüs, Samanyolu'nda Mars'ın etkisine giriyor. Michel de Nostradamus, 1555. Genç Michel de Notre Dame, dört erkek evladın ilkiydi. Ve daha küçük yaştan özel bir yeteneği olduğu belli olmuştu. Nostradamus küçük yaşlardan itibaren geleceğe ilişkin hayaller görmeye başladı. Bunların nereden geldiğini anlayamıyordu. Kabus ve rüyalarında bazı şeyler görüyordu ama bunları hiç kimseye açıklayamıyordu.
Çocuğun bu yeteneğini fark eden kişi büyük babası oldu. Ve gençlik döneminde ona yalnız derslerinde değil, bu yeteneklerini geliştirmesinde de yardımcı oldu. 1517'de Michel de Notre Dame, 14 yaşına bastığı zaman eski duvarları ve kalesiyle tanınan Avignon şehrine retorik, matematik, müzik ve astronomi dersleri alması için gönderildi. Nostradamus'un astronomi konusunda geleneklere ters düşen fikirleri vardı. Çünkü o dönemde Engizisyon'a göre dünyanın evrenin merkezi olduğuna ve her şeyin dünyanın çevresinde döndüğüne inanılıyordu. Ama Nostradamus buna inanmıyordu. Sanırım gördüğü geleceğe ilişkin hayalleri yüzünden bunları görebiliyordu. Dünyanın güneşin çevresinde döndüğü ve evrende görünenden daha fazlası olduğu inancı onda yerleşti. Bundan ancak çeyrek yüzyıl sonra Kopernik adında Polonyalı bir astronom, güneş sistemine ilişkin teorilerini gök kürelerinin dönmesi adında bir kitapta yayınlayacaktı. 1522'de daha 20 yaşına basmamış olan genç öğrenci Nostradamus hızla tıp okuluna girecek duruma geldi. Provence'ın Saint-Denis şehrinden gelen ben Michel de Notre Dame, Montpellier Üniversitesi'ne girmeye hak kazandım. Ve okulun şimdiki ve gelecekteki kural, ayin ve ayrıcalıklarına uymayı kabul ettim. ...19 yaşında Nostradamus, o dönemin en önde gelen tıp okullarından biri olan Montpellier Üniversitesi'ne kaydolmuştu. Öğretmenlerin çoğu Yahudi geçmişli olduklarından tam ona göre bir yerdi. Eğitimiyle, öğretimiyle, dönemin değerli hocalarıyla burası tıp araştırmalarının merkeziydi. 16. yüzyıl hekimliğinde astroloji ön sırada yer alırdı. Doktorların astroloji bilmesi, bunu uygulayabilmesi ve özellikle de hastalarının doğum tarihiyle doğum yerinin coğrafi bölgesini bilmesi gerekirdi. Teşhis öncelikle astrolojik işaret ve kehanetlere konurdu. Eğitiminin bir yönü de sadece iyileştirme bilimi değil, aynı zamanda iyileşmenin metafiziğiydi. Çünkü önemli olanın yalnız bedenin iyileşmesi olmadığını anlamıştı. Ruhun ve kafanın da iyileşmesi gerekiyordu. Çok iyi bir öğrenci olan Michel de Notre Dame, tıp diplomasını 3 yıl içinde aldı ve dört köşeli hekim şapkasıyla onurlandırıldı. Ama daha Nostradamus olarak tanınmıyordu. Montpellier Üniversitesi'nden hekim olarak mezun olduktan sonra Michel de Notre Dame, soyadı olan Notre Dame, yani bizim hanımımızın Latincesini alarak Nostradamus oldu. Nostradamus'un hekimlik lisansını aldığı yıl, veba salgını Fransa'nın güneyini kırıyordu. Benzeri bir salgının tüyler ürpertici anlatımı Nostradamus'un oğlu Sezar'dan günümüze kadar kalmıştır. Bu korkunç hastalığın pençesine düşen insanlar tüm iyileşme umutlarını kaybetmişlerdi. Evleri terk edilmiş ve bomboştu. Erkekler eğri büğrü olmuş, kadınlarsa gözyaşı içindeydiler. Böyle bir işkence hiç görülmemiştir. Sezar de Notre Dame, 1546. Nostradamus'un yaşadığı dönemde herkesin en büyük kabusu elbette ki vebaya yakalanmaktı. Bu hastalıktan kurtuluş yoktu. Bir aileye girdiği zaman tüm aileyi yok ediyordu. Kimse bu hastalığın sebebini bilmiyordu. Aslında bunu fareler ve farelerin üstündeki pireler taşıyordu. Nostradamus ve diğer hekimler gece gündüz demeden çalışıyor, Avrupa'nın dört bir yanına giderek hastalara bakıyorlardı. Nostradamus'un yaşadığı dönemde veba hastalığının bir dizi farklı hastalık olduğu sanılıyordu. Ama en etkilisi kara veba olarak bilinen şarbondu. Ne yazık ki o zamanın doktorları bununla baş edecek bir yöntem bilmiyorlardı. Pek çoğu sarımsak suyuna batırılmış, deriden yapılmış, korkunç görünümlü bir kıyafet giyiyor ve hastalarını civayla yapılmış ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyordu. Tıp bilimi o zamanlar ilkeldi.
binlerce insan yalnız bu hastalık yüzünden değil, kan akıtma gibi doktorların diğer ilkel tedavi yöntemleri yüzünden de öldüler. Nostradamus kehanetlerde bulunmasaydı bile 16. yüzyılın en iyi tedavi eden hekimi olarak hatırlanırdı. Hijyen konusunda yeni fikirler ortaya attı. Hastalarının kanını akıtmadı. Bir şehre geldiği zaman insanların içecek temiz suyunun olmasına dikkat eder ve sokaklarda yatan cesetleri hemen kaldırtırdı. Genelde bir şehre geldikten sonra o ünlü gül haplarını yapabilmek için insanları gül yaprağı toplamaya gönderirdi. Nostradamus'un zamanında eczacılık diye bir bilim yoktu. Dolayısıyla eczane de yoktu ve her doktor kendi ilacını hazırlamak için kendi kimyasallarını karıştırıyordu. Ayrıca bu işlemlerin ay, yıldızlar ve gezegenlerin aynı hizaya geldikleri doğru zamanda yapılması gerekiyordu. Aksi takdirde etkili olmayacağına inanıyorlardı. Nostradamus dövülmüş gül yaprağının yanı sıra kuş burnu da içeren pastiller kullanıyordu. Bildiğiniz gibi bunun içinde askorbik asit bulunur. Günümüzde enfeksiyonla savaştığını bildiğimiz C vitamininde de aynı asit kullanılır. 52 yaşına geldiği zaman Nostradamus gül pastillerinin formülünü yazdı. Şafaktan önce toplanan 3 ila 400 arası gül yaprağı ezilir, içine en yeşil selvinin talaş tozu, Floransa süseni, karanfil, Hint kamışı kökü ve lilenov konup karıştırılır. Nostradamus 1555. İlacı hakkında fazla bilgi yoktur ama yarattığı etki müthiştir. Bazıları temizliğin de bir diğer sırrı olduğuna inanırlar. Vebaya yakalanmamayı başarmıştı çünkü hijyene büyük bir önem verirdi. Ve hasta ziyaretine gittiği zaman mutlaka çok temiz olmaya dikkat ederdi. Kendisi kadar hastasının da temiz olmasını isterdi. Nostradamus, vebalı hastaları tedavi etmek için Fransa'da dolaşırken ünü de gittikçe yayılmaya başlamıştı. Nostradamus, Fransa'nın güneybatısında dolaşırken dönemin önde gelen alimlerinden Jules César Scaliger ona haber göndererek kendisiyle tanışmak, onunla oturup konuşmak, bilgi ve bilgeliklerini paylaşmak istediğini söyledi. Ve böylece Nostradamus'u oturduğu Arjan'a çağırdı. Nostradamus bu teklifi kabul etti ve ikisi oldukça iyi anlaştılar. Scaliger adeta Cicero'nun güzel konuşma yeteneğini almış. Şiirde Verger, tıptaysa iki galen eder. Ona herkesten çok daha fazla borçluyum. Nostradamus 1552. Nostradamus, 30 yaşında Scaliger'ın Arjan'daki evinde evlendi. Ne gariptir ki eşinin adı zaman içinde kaybolmuştur. Nostradamus'un ilk evliliğinden çocukları oldu. Karısını çok sevdiği her halinden anlaşılıyordu. Evlilikleri rahatlık sağlamaktan çok bir aşk evliliğiydi. Ama ne yazık ki onun seyahatte olduğu bir sırada, İtalya ya da başka bir yerdeyken, veba Provence'ın bu bölgesini de etkisi altına aldı ve geri döndüğü zaman tüm ailesinin vebanın kurbanı olduğunu öğrendi. Hepsini birden kaybetmişti. Tıbbi yeteneklerini kendi ailesini kurtarmak için kullanamaması acı bir ironiydi. Yüreğiyle birlikte ünü de yara aldı. Eğer Nostradamus gerçekten bir kahinse, yakında bir değişiklik olacağını o zaman anladı. Hayatının bu dönemine kadar Nostradamus bir hekim ve entelektüel olarak biliniyordu. Ama eşiyle çocuklarının vebadan ölmesi derin bir iç sorgulama ve kişisel değişim dönemini getirdi. Bu dönemden çıktığı zaman Nostradamus'a kahin deneceğini kimse bilemezdi.
1538'de Nostradamus hala Fransa'nın güneyinde otururken Engizisyon yetkililerinin kendisini sorguya çekmek istediklerini öğrendi. Akıllı bir hareket yaptı ve onlardan uzak durdu. Hala ölen ailesinin yasını tutan Nostradamus, Avrupa ve ötesine doğru uzun bir yolculuğa çıktı. Bazılarına göre psişik uyanışı bu dönemde oldu. Nostradamus'un efsanevi psişik yeteneği bir keresinde İtalya'da yolculuk ettiği sırada görüldü. Orada karşılaştığı bir grup İtalyan keşişten birinin yanına gitti ve ona "Peder" dedi. Bu, Felice Peretti adında bir Fransisken keşişiydi. Nostradamus, dizlerinin üstüne çöktü ve saygılarını sundu. Sonra keşişe, saygıdeğer papanın ayaklarının dibinde diz çökmesi gerektiğini açıkladı. Gerçekten de 1585'te genç keşiş, Papa 5. Sixtus oldu ve böylece Nostradamus'un kehaneti çıkmış oldu. Nostradamus İtalya'da kalmadı, bilgi arayışının alanını genişletmek istiyordu. Bu dönemde çocukluğunda aldığı eğitimi pekiştirmek için Yunanistan, Türkiye ve özellikle de Mısır gibi eski çağların kehanet merkezlerine ve gizli ayin okullarına gitti. Fransa'ya döndüğü zaman yanında çeşitli kehanet aletlerinin pek çoğunu da getirdiğini biliyoruz. Fransa'nın güneyine geri döndükten sonra Salon de Provence'a yerleşen Nostradamus, burada 1550'de içinde geleceğe ilişkin tahminlerin de bulunduğu Çiftçinin Almanaklarını yayınlamaya başladı. Sanırım Nostradamus, içinde bir sonraki yılın astrolojik tahminlerinin bulunduğu almanaklarını birbiri ardına yayımlamak için bulunmaz bir fırsat yakaladığını anlamıştı. Aralıkta bir ara yayımlanacaklardı ve insanlar bunları kapışacaklardı. Provence'a matbaa daha yeni gelmişti. Bundan yararlanan Nostradamus, almanaklar yayımlayarak epey para sahibi oldu. Ama geceleri Provence'ın kahini, üst kattaki gizli çalışma odasında tek başına oturup ünlü geleceğe ilişkin gördüğü hayalleri üretmeye başladı. Eldeki değnek, tripodun ortasındaki göllerin üstüne yerleştirilir. Hem cübbesinin eteklerine hem de ayağına su serper. Bir ses, bir korku cübbesinin içinde titrer. Yüce nur, tanrılar onun yanına oturur. Nostradamus, 1555. Nostradamus, geleceği görebilmek için yaptığı işlerin çoğunu gece vakti yapardı. Bir tür laboratuvarı da denebilecek bu odanın tabanında boydan boya mumlar yakardı. Pirinç kaseyi suyla doldururdu. Sonra değneği suyun yüzeyinde titreşimler yaratacak bir biçimde kasenin üstünden geçirirdi. Bu zamanın tüllerini açmasına yardımcı oluyordu. Suyun üstündeki yansımaya bakarak transa geçer ve böylece bedeninden çıkıp geleceğe doğru yolculuğuna başlardı. Gördüğü hayalleri işte bu şekilde görürdü. Neyi temsil ettiklerini bilmeden, hangi döneme ait olduklarını bilmeden, olayların tüm korkunçluğuyla birbiri ardına cereyan etmesine tanık olurdu. Ve tekrar bedenine geri döndüğü zaman, ki bu belki de 2 saat sonraydı, 4 mısralık bir şiir ya da 4'lük yazmış olduğunu görebilirdi. Nostradamus 1000 dörtlük yazdı. Bunları centuries yani yüzlükler dediği 150-10 gruba ayırdı. Ana dili olan Fransızca yazdı. Ancak kendini gününün batıl inançlı cadı avcılarından korumak için şiirlerini Latince, Yunanca ve hatta anagramlarla şifreledi. Yüzlüklerinin ilk baskısı 1566'da yayınlandı. Günümüze değinde yayınlanması sürmüştür. Yüzlüklerinin yayımlanmasıyla birlikte bütün ilgiyi üstüne çekti. Özellikle de kraliyet ailesi ilgilenmişti. Bundan sonra ailelerle ve gelecekle ilgili bazı soruların cevabı için yıldız falına bakması için talepler başladı. Nostradamus'un tahminleri Fransa kraliçesi Catherine de Medici'nin ilgisini çekti.
onun büyü ve astrolojiye olan merakını Avrupa'da bilmeyen yoktu. Raison Resse'nin ilk baskısı piyasaya çıktığı zaman, kraliçe onu hemen saraya çağırdı. Ve Nostradamus oradayken ona tüm çocuklarının geleceğine bakması görevini verdi. Nostradamus, kraliçenin 7 oğlunu da sihirli aynasının önünden geçirdi. Genellikle aynaya baktığında yalnız o insanın o sıradaki kişiliğinin yansımasını görmekle kalmayıp onun gelecekte kişiliğinin nasıl olacağını ve gelecekte kader çizgisinin ne olacağını da bilebiliyordu. Nostradamus içlerinden 4'ünün öleceğini ve geriye 3'ünün kalacağını söyledi. Tarih bu kehanetinin doğru çıktığını kanıtladı. 7 daldan geriye sadece 3 tane kalacak. Bu mısralar bize anlaşılmaz gibi gelse de başkaları için çok açıktı. Nostradamus'un ilk yüzlüğünün 35. dörtlüğüne Fransa Kralı 2. Henry'nin mızrakla yapılan bir dövüşte öleceğini ima etmesi üzerine hemen el kondu. Genç aslan, yaşlı aslanı tek bir dövüşte yenecek. Altın bir kafeste gözleri sönecek. İki yara bir olacak. Ardından acılar içinde ölecek. Kadersiz kaza 1559 yazında kral, kızının düğününü kutlamak için düzenlediği bir turnuva sırasında cereyan etti. Kral, İskoç muhafız alayının komutanı olan Kont Montgomery ile karşılaşacaktı. Hattın iki yanında yerlerini aldılar. Atlar dört nala koşarken etrafa talaş ve toprak sıçratıyordu. Herkes nefesini tutmuştu. Binlerce göz onları izliyordu. Birden bir çatırtı duyuldu. Bunu binlerce sessiz çığlık izledi. Kralın miğferinin altın vizöründen sarkan bir mızrak parçası vardı. Kral yere düştü. Onu hemen saraya götürdüler. Mızrak sol gözünün hemen arkasından girmiş ve onu kör bırakmıştı. Ama bununla da kalmayıp daha derine, beynine kadar gitmişti. Kaplı enfeksiyon nedeniyle 10 gün boyunca acılar içinde kıvranarak yavaş yavaş öldü. Genç aslan, yaşlı aslanı tek bir dövüşte yenecek. Kehanetinin her ayrıntısı gerçekleşmişti. Yaşlı aslana karşı genç aslan. Tek bir dövüşün açıklamasına gelince, tek turluk bir turnuvada karşılaşmışlardı. Altın bir kafeste gözleri sönecek, iki yara bir olacak, ardından acılar içinde ölecek. İki yara bir olacak. Gözü kör olmuştu ve beyni delinmişti. Yani iki yara tek yara olmuştu. Mızrağın bir parçası miğferin altın kafesinden içeri girince bir gözünü kör etmişti. Nostradamus'un zamanında yalnız cadı ve dine aykırı düşünceleri olanların geleceği görebileceklerine inanılırdı. Gayipten haber verdiğini iddia etmek, kiliseye karşı çıkmak demekti. Kralın öldüğü gece Engizisyon'un önünde toplanan kalabalık, Nostradamus'un yakılmasını istedi. O gece, Kont Montgomery'nin şöyle söylediği duyuldu. Bunu bu kadar şeytanca ve bu kadar iyi tahmin eden o kutsal kişi lanetlensin. Katerina de Medici'nin sevdiği biri olduğundan Nostradamus'a dokunulmadı. Katerina Nostradamus'la o kadar ilgileniyordu ki yeni Fransa kralı oğlu 9. Charles tahta çıktığı zaman Fransa'yı dolaştılar ve krallığın bütün büyük şehirlerine uğradılar. Salona geldikleri zaman Nostradamus'u bizzat görmeyi istediler. Salondan geçerken Nostradamus'a uğradık. Oğlum kral 9. Charles'a uzun bir yaşam vaat etti. Catherine de Medici 1564. Kraliçenin kendini kayırmasına karşın Nostradamus, Engizisyon'un dışmına uğramamak için yazılı kehanetlerini yine şifreli yazmaya devam etti.
Her ne kadar olayları olmadan çok önce gördüysem de bunları kimseye söylememeye razıydım. Ancak daha sonra herkesin iyiliği için gelecekte olacak olayları, özellikle de en acil olanlarını karanlık ve şifreli cümlelerle açıkladım. Michel Nostradamus, Mart 1555. Nostradamus binin üstünde kehanet yazmıştır. Bunların yarısından çoğunun gerçekleşeceğine inanan uzmanlar vardır. En şaşırtıcıları, üç güçlü ve zalim, İsa karşıtı diye tanımladığı liderle ilgilidir. Onlara İsa karşıtı demesinin nedeni onları tanımlayacak başka bir sıfat bulamamış olmasıydı. Bununla insanlığa ve insanlara korkunç şeyler yapacak kişileri kastetmişti. İlk Hristiyan karşıtı Napolyon'du. İtalya yakınlarında bir imparator doğacak. İmparatorluğuna çok pahalıya mal olacak. Çevresindeki insanlar onun için o bir prensten çok bir kasaptı diyecek. Basit bir askerken bir imparatorluk kuracak. Kısa cübbeden uzun cübbeye geçecek. İtalya'da doğan Napolyon gerçekten de kısa asker ceketiyle başladı ve daha sonra imparatorun uzun cübbesini giydi. O döneme ait özellikle ilgilendiği bir zaman dilimi vardı adeta. Hatta birkaç mısrasında Napolyon'un adını verir ve mesleğinde yükselmesini, sonra düşüşünü gerçeğe yakın doğrulukla verir. ...14 yıl boyunca zorbalığını sürdürecek. Gerçekten de Napolyon'un savaş ve terör dolu saltanatı ...Kasım 1799'da başladı ve 14 yıl 5 ay sürdü. Nisan 1814'te Elbe Adası'na sürüldü. Nostradamus'un ikinci İsa karşıtı kişisi Adolf Hitler'di. Nostradamus dörtlüklerinde ondan Hister diye söz eder. Almanya'dan çıkacak bir subay konuşmalarıyla büyük kitleleri etkileyecek. En çetin savaşlar Hister'e karşı yapılacak. Tuna Nehri sınırlarını ele geçirecekler. Demirden çarpı kaçı takip edecekler. Nostradamus Hister'den söz ediyor. H-I-S-T-E-R. Çarpı kaçlı Alman. Ünlü limanlar şehirlerinden Polonya'ya kadar gelecek olan büyük Almanya'nın bir subayı. Şimdi bana adı ister Hister deyin, ister Hitler deyin, Polonya'ya giren çarpı kaçın subayı olan başka birini söyleyebilir misiniz? Fazla bir şey istemiyorum. Bunun Hitler olduğu ortada. Hister. Kullandığı bu şifreli ad bir tür kelime oyunu. Tuna Nehri'nin eski zamanlardaki adı Hister'di. Hitler çocukluğunda bu nehrin kıyısında oyun oynarken kimi zaman da sularına bakarak zafer hayalleri kurardı. Nostradamus'un üçüncü İsa karşıtı kişisi daha ortaya çıkmadı. Yine de buraya kadar olanı insana etkilemeye yetiyor. Bazıları Nostradamus'un mısralarının gerçekleşmesinden 234 yıl önce 1789 Fransız İhtilali'ni anlattığına inanır. Dörtlüklerinde bütün korkunç ayrıntıları ile Marie Antoinette ve Kral 14. Louis'nin giyotinle idamı anlatılmaktadır. Paris hiç böylesine bir karmaşa içinde olmamıştı. Büyük şehrin cumhuriyeti büyük bir acımasızlıkla krala geçit vermeyecek. Seçimle gelen Fransa kralı fırtına, yangın, kan ve bölünmelere neden olacak. Yapıtı yüzükler yalnız gelecekteki bir olayı anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda bunları görmek için neler yaptığını da anlatıyor. Dalgalı tutan elimi uzatıyorum. Kolumun titremeye başlamasıyla birlikte cevabı buluyorum. One of them.
büyüklerinden birinde oturduğunu ve brankus ya da dalları kullandığını anlatır. Dalları elinde tutar. Dallarda ve ellerinde bir hareketlenme olur. Bu sanki bir tür kendinden geçme haliymiş gibi geliyor insana. Nostradamus'un doğumundan önceki yıllarda keşfedilen yeni dünyada İngilizlerin yaşayacakları maceraları görmesi herhalde böyle yöntemler sonucu oluşuyordu. Birkaç dörtlüğünde İngiliz kolonicilerin bağımsızlıkları için savaş başlatacaklarından söz etmişti. Batı, İngiliz adalarından kurtulacak. Birçok mısrasında ve düz yazısında Nostradamus Amerika'dan yalnız bir koloni olarak söz etmez. Zaman içinde buranın özgür bir ülke, onun deyimiyle özgürlük ülkesi olacağından da söz eder. Mısralardan ikisinde ondan adıyla söz eder. Nostradamus hiçbir zaman görmeyeceği insanlar onun zamanı... Tarih kadar eski bir oyun çatıda yer alacak. Kötü şimşekler o koca adamın üstüne düşecek. O öldüğü zaman o olay için masum bir adamı suçlayacaklar. Asıl suçluysa sisli korulukta gizlenecek. Nostradamus'un ünlü kehanetlerinden bazıları Kennedy kardeşlerin suikastleriyle ilgili. Biri ilk Kennedy'ye, güpegündüz bir şimşek tarafından öldürülen Başkan John Kennedy'ye atıf yapar. Gerçekten de ona öldürücü darbeyi vuran kurşun, kitap deposunun bulunduğu binanın çatısından, yani gökten gelmişti. Nostradamus, 3000 kilometre uzakta daha doğmamış bir ülke hakkındaki bu mısraları bundan 400 yıl önce üst kattaki çalışma odasında yazdı. Pek çok insan onun kehanetlerinin daha da uzaklara gittiğine inanır. Nostradamus'un kehanetlerinin gerçekten de 16. yüzyılda bizden çok farklı bir zaman diliminde yazılmış olduğuna inanmak çok zor. Yine de kehanetlerinin gerçekliğini inkar edemez. Nostradamus'un en şaşırtıcı kehanetlerinden bazıları günümüzün mekanik ve teknik icatlarıyla ilgilidir. Göklerde gürültülü, bağırış çağırışlı, savaşan bir domuza benzeyen yarım adamı görecekler. Onu anlamıyorlardı. Kendi dilinde bunları anlatacak kelimeler yoktu. Bu nedenle onlardan tanıdık nesnelere benzetmeler yaparak söz ediyordu. Demir bir balık içinde gidecekler. Büyük bir dalga onları kıyıya vurana dek. Denizin altında bir ambar olacak. Garip şekli, vahşi ve ürkütücü. Denizden gelen düşmanları kısa sürede duvarlara ulaşacaklar. Çok ilginç bir mısrası vardır. Burada bir insanın bir yere indiğini ve ayağını yabancı topraklara, ki bunu ayın bir köşesi diye tanımlar, bastığını anlatır. Göklerde uzun kıvılcımlar çıkararak hızla ilerleyen bir alev topu olacak. Toprağa indiğinde kendini ayın bir köşesinde bulacak ve o aletten inip yabancı bir toprağa ayak basacak. Nostradamus, tüm bu keşiflerin başarılı olmayacağını da tahmin etmiş olabilir. 9'u insan topluluğundan ayrı düşecek. Kaderleri ayrıldıkları andan itibaren mühürlenecek. Yargı ve öneriden kopmuş Kappa, Delta ve Lambda sürgün edilmiş ve dağılmış. Kappa, Delta, Lambda. Anagram olarak birleştirildiği zaman ortaya şu kelimeler çıkar. Morton Highpole. Katı roket güdümleyicilerinin imalatından sorumlu şirketin adı. Challenger'ın o korkunç fotoğraflarından da görebileceğiniz gibi paramparça olan uzay gemisinin parçaları denize düşmüştü. Gerçekten de dağılmışlardı.
bilim adamları Nostradamus'un Körfez Savaşı'nı da görmüş olabileceğini düşünürler. Neredeyse 1 milyon insan Körfez'e doğru gidiyor. Gerçek yılan Körfez'i ve Mısır'ı istila edecek. Bu kötü kalpli, adı kötüye çıkmış rezil adam, korkunç ve simsiyah görünen Mezopotamya'da terör estirecek. Bir zalimden söz eden birkaç mısra vardır. Bir tanesinde ondan Dam diye söz eder. D-A-M. Burada Saddam'ın adına çok yaklaşmıştır. Ama Nostradamus'un kehanetleri burada bitmiyor. Yüzyılın sonlarına doğru dünya üzerinde kıtlıktan söz ediyor. Bu küçük anahtar sözcüklerinden birine benziyor. Depremler ve kıtlık bu 10 yıllık döneme egemen olacak ve bu yüzyıl bunlarla anılacak. Şimdiye kadar söyledikleri çıktı. Dörtlüklerindeki inanılmaz sayıdaki felaket kehanetleri çoğumuzu geleceğin belirsiz olduğunu düşünmeye itebilir. Nostradamus'un dörtlüklerinin en kötü durum senaryoları olduğunu anlamak gerekir. Bunlar insanoğlu bunu durdurmak için gerekenleri yapmazsa olacaklardır. Gelecek taştan örülme değildir. Değiştirilebilir. İşte bir psişiğin yaptığı iş insanlara neler olacağını anlatmaktır ki bunu durdurabilmek için bir şeyler yapsınlar. Bunu anlamamız çok önemlidir. 1566 yılında Salon de Provence'da sıcak ve yumuşak bir yaz oldu. Bu arada 63 yaşına gelmiş olan Nostradamus da son dörtlüğünü kaleme aldı. Sonra esrarengiz bir şekilde kitaplarını ebediyen kapattı. Düz yazısında bir dönem eski çağlardan kalma, pek çok el yazması kitap aldığını, kehanetle ilgili çalışmalarında bunlardan yararlandığını ve sonra bunları şömineye atıp yaktığını yazar. Çok uzun zamandan beri saklı duran bazı kitaplarım var. Ama kötü emellere alet olmalarından korktuğumdan onları ateşe havale ediyorum. Alevler sayfaları yakmak için yükseldiklerinde gayet garip ve sanki bu dünyadan olmayan bir alev yalnız şöminenin içini ve odanın tümünü değil bütün evi kapladı. Sanki eski çağların bilgeliğinin ruhu sonunda özgürlüğüne kavuşuyordu. Artık yaşlı bir adam olan Nostradamus güçsüzdü, kalbi zayıflamıştı. Bu konuda ne yapacağını bilmiyordu çünkü onun zamanında daha tedavisi bulunmamıştı. Belirtileri anlamadı, sadece bazı hastalarında gördüğü bir rahatsızlığın kendisinde de olduğunu biliyordu. Bir odada kalmaya mahkum olmuştu. Odanın bir köşesine, pencerenin yanına konmuş olan bir kerevette yaşıyordu. Birinin onu beslemesi gerekiyordu ve sonunda kalp yetmezliği yüzünden öldü. Salondaki küçük bir taş, kilisenin bahçesinde sade bir taş, Provence kahini Nostradamus'un mezarını işaretler. 20 yıl süren ayın egemenliği sona ermek üzere. Güneş onun tükenen günlerinin yerini aldığı zaman kehanetlerim son bulacak ve görevim tamamlanmış olacak. Nostradamus.